Yani ben 21 yaşında bir adamım. Sence 21 yaşında bir tip var mı burada? İşte hayat beni bu kadar yordu. Welcome to Türkiye. Üniversite sınavında baraj kaldırıldı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben zaten hala hazırda Hacettepe Edebiyat bölümünde okuyorum. Bazen hayret ediyorum ya ben bu adamla nasıl aynı puanı yapmışım diye. Şimdi baraj kalkacak yani IQ seviyesi iyice ne böyle yerleri göreceğiz. Maalesef ki umarım geçemezler ve orada kalırlar. Üniversite onlar için sadece bir hayal olarak kalır. Çok kaygı var ya. Abi ben 19 yaşındayım ama gözaltlarım 30 ya. Kaygı çok had safhada ya. Çünkü sonra şurada YKS'ye gireceğiz. Hayatım iki tane işaretleyeceğim optiğin önünde kaldı. Baraj iyi ile kötüyü ne kadar ayırıyor onu bilemeyiz ama en azından bir nebze ayırıyordu. Şimdi insanlar çok rahat bir yerlere girecek. Bence bu mantıklı bir şey olmadı yani. Türkiye'de öğrenci olmak 30 TL ile bir gün geçirmek kadar zor bir şey. Mesela dün gördüğünüz arkadaşlarımla canımız hamburger çekti. Hepimiz ortaklaşa bir tane menü aldık. Onu yedik. Öğrencilerin bence hayalleri çalındı. Ben şu an belki istediğim bölümü okuyacağım. Ama istediğim mesleği tam anlamıyla icra edemeyeceğim. Bunun çok net farkındayım. İnsanlardan bunları aldılar. Ben de yurt dışına gitmek için. Hem bölümümü hem hedeflerimi değiştirip ülkeden gitmeye çalışıyorum. Kendi adamlarını okutmak için, barajı geçemeyecekler için kaldırdılar bence. Kazanan yine kazanacak. Kazanamayan yine kötü yere gidecek. O yüzden fark etmez de. Herkes üniversite mezunu olacak. 32 bin lira olarak verdiği bursu 100 bin lira olarak geri alıyor. Yani bu kadar faiz bildiğin mafya gibi bir şey yani. Saray yapana kadar yurt yapabilirlerdi. Hükümet geçenlerde Latin tarafından şey de aldı, arsa falan da aldı. Hatta sanki bizim bir şeyimiz yokmuş gibi tarım yapmak için. Dışarıya oynamayı seviyor herhalde hükümet biraz. Dışarıdakileri daha çok düşünüyor. Mantıklı yanları da var, mantıksız yanları da olabilir. Barajı geçmeyen öğrenciler de en azından bir yerden mezun olsun diye bir düşünceler olabilir aslında. Tüm öğrencilerin en azından bir diploması olsun istiyorlar. Şöyle bir şey var, herkes diyor işte ben üniversite mezunuyum, diplomam var, işe giremiyorum. Şahsen saçmalık olduğunu düşünüyorum. Diplomasını almış mezunum diyor, işsizim diyor. Şimdi sen dil öğrendin, yabancı dilin yok. Ayrıyetten yüksek lisans bir şey yapmamışsın. Uluslararası ilişkilerden örnek vereyim. Mesela Kafkas bölgesi çalışacaksın. O bölgenin dilini bilmek zorundasın. Adam dil bilmeden sanıyor ki ben büyük elçi olacağım. Ben yok şu makama geleceğim. Öyle bir şey yok işte. Kendini geliştiren bir öğrenci eninde sonunda güzel bir yerde işe girebiliyor. İşsizler için iyi oldu aslında. Tekrardan üniversite okuyacaklar. İyi olacak aslında. Bu bence olmaması gerekiyor. Zaten durumlar da malum. Bunun üstünde bir de yani herkes üniversiteye girecek. İnşallah mutlu olacağız. Ya benim umudum var en azından. En azından benim var. Daha güzel günlerin geleceğine ben çok inanıyorum. Barajın kaldırılması en azından yapamayacağım düşünce olanlar için de daha iyi oldu. Seneye girerim diyenler en azından baraj kalkınca bu sene girsem bir yere tutturabilir miyim diye düşündü. Baraj geçemeyenler bence zaten üniversiteyi kazandıklarında da çok güzel bir bölüm ya da üniversiteyi kazanmaları zor. Barajın kalkmasına bence gerek yok. Şu an başımızdaki hükümet bir sürü üniversite açtı. Niteliksiz, geleceği olmayan nesiller yetişecek yani. Benim için bir sıkıntı yok, rakipler düşünsün. Sınav sisteminden hiç memnun değilim. Tek sınav üzerinden insanların değerlendirilmesinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Barajın olması lazım ki çünkü kapasitesi çok yüksek olmayan arkadaşlarımız başka yönlerde kendileri geliştirsinler. Çünkü o yönlerde de insanlara ihtiyaç var. Çalışan için hiçbir şey değişmedi ama burada iktidarın tamamen şeyim yani konusu. Yani biz işte buraya üniversite açtık, bu kadar kişi öğrenci. AK Parti'den önce bu yoktu diyecekler. Tamamen bunun için yani.